Partisi adına hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ankara'dan sesleniyoruz bugün size. Malumunuz İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı açılan davaların dördüncü duruşması görünüyor şu an Danıştay'da. Malumunuz milyonlarca kadının ve LGBT artının hayatının güvencesi niteliğindeki bir sözleşmeden bir gecede bir herifin lafıyla çıkmaya çalıştılar. Kadını erkeğe tabi gören bu anlayıştan biz zaten bir adım ötesini beklemiyorduk, şaşırmadık. Çıktılar ki kadınlar bu ülkede öldürülmeye devam etsin. Çıktılar ki öldürülen kadınların ardından onun da orada ne işi varmış diye atıp tutmaya devam edebilsinler. Çıktılar ki canice ve teamüden katledilen Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi erkek yargı eliyle sırtını sıvazlayabilsinler. Ve elbette ki çıktılar ki maazallah LGBT'yi artı falan olmasınlar. Malumunuz son bahaneleri buydu. Asıl karın ağrıları ceplerini doldurdukları bu erkek iktidarı korumak, bunu çok iyi biliyoruz. Son dönemdeki bahaneleri de LGBT'yi artılar oldu. Malumunuz olduğu üzere bu hafta Onur Haftası sevgili arkadaşlar. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada şenliklerle kutlanan LGBT artıların varoluşlarını kutlamak için bir araya geldikleri Onur Haftası bu hafta. Ama ülkemizde son 20 yıldır düşmanlaştırabileceği herkesi düşmanlaştırıp tüketen Recep Tayyip Erdoğan ve şürekasının elinde kalan son düşman kadrosu LGBT'yi artılar oldu. Bu hafta iktidarın paramiliter gücü olarak el altından bakıp beslediği marjinal grupların hedef göstermeleri neticesinde AKP'nin sözde kaymakam ve valileri Suç İşleri Bakanı'ndan aldıkları özgüvenle ve yine hadlerini fersah fersah aşarak bir grup yurttaşın anayasal haklarını askıya almaya kalktılar. Ülkenin dört yanında, sadece İstanbul'da değil, ülkenin dört yanında Onur Haftası faaliyetleri yasaklanıyor ve adeta terörize ediliyor bu insanlar. Konuya geleceğim, Onur Haftası'na gireceğim ama ondan önce şuna dikkat ediyorum arkadaşlar. Bu konuda beyanlarını ortaya saçan çeşitli partilerden çeşitli siyasetçileri gördükçe her şeyden evvel muazzam bir kötülükle ve bunun da bir adım ötesinde muazzam bir cahillikle karşı karşıya olduğumuzu fark ediyorum. O nedenle mevcut iktidarın LGBT'yi artı yurttaşlarımıza karşı işlediği affedilmez suçları ifşa etmeye geçmeden önce LGBT'ye artının ne demek olduğunu bazılarına anlatır gibi tane tane basitlikle anlatmayı da elzem görüyorum. Çünkü hani samimi bir kısım insan da var, bunun da farkındayım. Hayatında hiç açık kimlikle özne bir arkadaşı, bir yakını, ailesinde bir birey olmamış insanlar var. Bir de ne olduğunu çok iyi bilmesine rağmen kötülüğünden bu insanları hedefe oturtan, terörist, sapkın vesaire ilan eden insanlar var. O yüzden ben kötülere değil ama cahillikten böyle düşünenlere özellikle seslenmek istiyorum. LGBT'yi artı dediğimiz terim arkadaşlar, açmak gerekirse lezbiyen, gay, biseksüel, trans, intersex ve bu şemsiyede yer alan diğer kimlik ve yönelimler için kullandığımız bir kısaltma bizim. Hani bir terör örgütü üyesi adı değil, LPG'li diyen oluyor falan. Hakikaten hani 2022 yılı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden bunları anlatmak zorunda kalmak da bana utanç veriyor ama görüyorum ki mecburuz bunu yapmaya. Çünkü insanların, arkadaşlarımızın, LGBT artı arkadaşlarımızın hayatları tehlikede artık bu iktidar yüzünden. Şunu ifade etmek gerekir arkadaşlar. LGBT artı olmayan hiçbir birey, mesela gökkuşağı bayrağını, mesela aşkını yaşayan iki yetişkin insanı, herhangi bir LGBT artıyı görerek ya da bir LGBT artı derneğinin önünden geçerek ya da etkinliğine katılarak ya da bir onur yürüyüşünde yürüyerek LGBT'yi artı olmaz, olamaz. Hani panik olmayalım, önce bir buradan başlayalım isterseniz. Çünkü bunların iddia ettiğinin aksine LGBT'yi artı bulaşıcı bir hastalık falan değildir. Bir lezbiyenle yan yana gelince lezbiyen olmazsınız, yok böyle bir şey. Yolda bir gay çift görünce yanınızdan geçerse gay olmazsınız, yok böyle bir şey arkadaşlar. Yani zira LGBT'yi artı olmak bir kısım AKP'nin dediğim gibi cahillikten, bir kısmının ise açık bir kötülükten iddia ettiği gibi bir hastalık falan değildir. LGBT'yi artı olmak bir tercih de değildir. Bakın çok açık ifade ediyorum. Mesela çocuğunuz televizyonda kadın ve erkekten oluşmayan bir çift gördüğünde ya da gökkuşağı gördüğünde bir çizgi filmde büyüyünce biseksüel ya da trans olmaz. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Böyle sanan herkese ve dediğim gibi böyle olmadığını çok iyi bilmesine rağmen cebini doldurmak için tutturduğu yobaz yolda mübah gördüğü için bu saçmalıkları ortaya atan herkese açıkça seslenmek istiyorum. Cinsel yönelimler ve kimlikler ekseriyetle doğuştan gelir. Yani çocuğunuz dediğim gibi bir gay gördü ya da gay diye bir şeyin varlığını öğrendi diye gay olmaya karar vermez, veremez. Ama ne olur biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Hali hazırda cinsel yönelime alıştığımızdan, alışılageldiğimizden farklı olan insanlar,
Atanmış cinsiyet kimliğinden farklı cinsiyet kimliğine sahip olanlar, doğuştan mesela her iki cinsiyetin de cinsel organlarıyla doğan insanlar var. İşte bu insanlar başka LGBT artıların da var olduğunu gördüğünde bunun bir ayıp, utanılacak bir şey, bir anormallik, bir hastalık, bir sapkınlık, bir suç olmadığını görmüş olurlar arkadaşlar. Yani yalnız olmadıklarını bilirler. Evet ben varım ve böyle varım diyecek gücü kendilerinde bulurlar. Hayatlarına burnunu sokmaya çalışan Nuh Nebi'den kalma sözde toplumsal beklentilere inat, varoluşlarına sahip çıkacak gücü kendilerinde bulurlar aslında. Oh be derler, oh be ya, yalnız değilim ben. Bende bir suç yok, bende bir suç yok, bende bir eksiklik yok, bende bir kusur yok. Yaptığım şey bir suç değil. Yani LGBT artılar başka insanları kendi LGBT'yi artı takımlarına katmak için yapmıyorlar yaptıkları hiçbir şeyi. Çünkü sözde siyasetçi cahillerin aksine bunun mümkün olmadığını yine en iyi onlar biliyorlar. İşte LGBT artıların verdiği mücadele tam bunun için. 10 yıllardır tüm dünyada ve Türkiye'de yapılan onur yürüyüşleri tam bunun için var. 1000 yıldır varlıklarına türlü kalıplar takılan, yakılan, yıkılan, öldürülen, suç ilan edilip hapse tıkılan binlerce, on binlerce, yüz binlerce LGBT artının varoluşlarına, yerden göğe haklı, eşit yurttaşlık beklentilerine bir saygı duyuşudur yasaklamaya çalıştıkları onur yürüyüşü aslında. Onur haftası bakın 1969'da New York'ta polis, sadece burada değil ama bizden 50 yıl önce diyorum, New York'ta polis LGBT artılara karşı düzenlediği baskılara direnişin bir sembolü olarak ortaya çıkmış durumdadır. Ve o haftadan beri de toplanır, dünyanın her yerinde yapılır bu yürüyüş. Toplumun her ferdi gibi hakları olduğunu, uğradığı ayrımcılığı kabul etmediğini şenlikli bir biçimde anlatırlar bu insanlar bir araya gelerek. Yani özünde onur haftası, onur yürüyüşü dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Bir grubun haklarını vurguladığı bir etkinlikten ibarettir. Toplu etkinlik ve yürüyüş hakkını kullanmasından ibarettir. Bu yobaz hükümetin ve bilhassa Suç İşleri Bakanı'nın iddia ettiği gibi ne suçtur, ne sapkınlıktır, ne teröristliktir. Peki özellikle Türkiye'de neden, yani neden bizim ülkemizde bu faaliyetler bu kadar düşmanlaştırılıyor ve buna rağmen, uğradıkları tüm tehditlere rağmen, tüm baskılara rağmen, bu kadar suç isnat edilmesine, hapse atılmasına rağmen Türkiye'deki LGBT artı arkadaşlarımız neden azimle bu haklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar biliyor musunuz? Mecburlar çünkü. Mecburlar. Hiçbir temel yurttaşlık haklarından faydalanamıyorlar. Yani konuşuyoruz ya mesela, hadi gelin kısaca da bir LGBT artıların bu ülkede yaşadıkları sorunları konuşalım ya. Böyle bir uzaktan bakalım. Bu ülkede yaşıyor bu insanlar, bizimle yaşıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve başlarına ne geliyor? Sadece yönelimleri ve kimliklerinden ötürü ne geliyor? Çok kısa geçeceğim. Mesela sadece onur yürüyüşüne katıldığı için öğrencilerin burslarını kesiyorlar bu ülkede. Yurttan atıyorlar çocukları. Defalarca gündeme getirdik bu meclis kürsüsünde, bir daha söyleyelim. Sadece gökkuşağı bayrağı açtığı için insanları gözaltına aldılar ya İstanbul'da. Yaka paça gözaltına aldılar. Darp edildi bu insanlar. Tutuldular içerilerde. Yani bu hukuk garabeti sadece inanın bununla sınırlı değil. Pandemi döneminde mesela değil mi? Her grup için çeşitli yardımlar açıklandı. LGBT artılar konusunda tek bir kuruş devletin cebinden çıktı mı? Çıkmadı. Oysa ki en dezavantajlı gruplardan biriler. İş bulamıyorlar ya. Hiç kimse iş vermiyor bu insanlara. Ondan sonra orada burada konuşuyorlar. İş bulamıyorlar. İşe alınmıyorlar. Ev bulunmuyorlar. Hani biz hepimiz şu anda kira derdinden muzdaribiz ya. Bu insanlar parasını vererek bile bir ev tutamıyorlar. Şehir dışındaki gettolara itilmiş durumdalar mesela. Yani adeta bu gerici hükümet eliyle LGBT artılara resmen bir cüzdanlı muamelesi yapılıyor bu ülkede. Dediğim gibi sağlık haklarına ulaşamıyorlar ya. Dayak yiyorlar, başlarına bir şeyler geliyor, tartaklanıyorlar, bir kazaya uğruyorlar. Devlet hastanesinin aciline gidiyorlar, en temel sağlık hizmetlerini alamıyorlar birçok yerde. Bu şekilde yaşamaya çalışıyorlar bu insanlar bu ülkede. Yani ve işin en akıl almaz yanı, devlet bunlara yardımcı olmakla mükellef, bu sorunları gidermekle mükellef bir devletimiz var. Bu görevini yerine getirmiyor. LGBT artılar ne yapıyor? İş başa düştü diyor. Kendi aralarında en temel hakları olan haklarını kullanıyorlar. Sivil toplum kuruluşları kuruyorlar. Ve diyorlar ki ya bunlardan bize zaten hayır yok. Bizim bizden başka dostumuz yok. Düşünsenize bu duyguyu biz bir grup yurttaşımıza veriyoruz bu ülkede. Bu ülkede yaşayan, doğan, büyüyen bir grup insan diyor ki benim burada bir devletim yok. Benimle ilgilenen yok. Bu yüzden mecbur kendi kitle örgütlerini kuruyorlar. Bunlara bile yasak geliyor. Yok ahlaksız faaliyet bilmem ne diye gerçekten insanların hayatına dokunmaya çalışan dernekler kapatılıyor, terörize ediliyor. Biliyor musunuz ki bu ülkede kurulu, anayasaya göre, yasalara göre kurulu dernekler tabela asamıyorlar İstanbul'da. Bu yobazların saldırılarından korktuğu için tabelalarını indiriyor şu an LGBT artı dernekleri. Yani hak mücadeleleri bakımından dediğimiz gibi
LGBT hakların en temel, en yaşamsal haklarına bile göz dikilmiş durumunda. Evet, sicilimiz çok kötü bizim bu ülkede. Çok çeşitli kesimler, çok çeşitli zulümlere maruz kalıyorlar. Hep bahsediyoruz ya böyle azınlıkların eşit yurttaş olma mücadelesi falan. İşte bu insanlar eşit yurttaşlık mücadelesi bile vermiyorlar şu anda. Hayatta kalmaya, var olmaya çalışıyorlar ve sağ olsun hükümetimiz, karanlık saray rejimimiz varoluşlarına bile göz dikmiş durumda. Peki ne yapıyorlar dedim ya, yani bu kadar sorun var. Bir devletten, bir hükümetten ne beklersiniz? Yurttaşın derdini çözmesini. Bizimkiler ne yapıyor? Bir dönelim bakalım. Anayasal olarak sorumlu bunu yapmakla, bunu çözmekle. Ne yapıyorlar? Başlarında biliyorsunuz suç dosyası kabardıkça neye salça olacağını şaşırmış halde bulunan bir çocuk istismarcısıyla boy boy fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra çıkıp yine LGBT artılara saldırarak paçayı yırtarım sanan Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu geliyor. Açık açık ifade etmek gerekir. Her başı sıkıştığında kendine düşman ilan ettiği LGBT artılara saldıran Süleyman Soylu geliyor. Neler yumurtluyor süreç içinde, yani bazılarını gerçekten söylemeye dilim varmıyor da çok yakın zamanda yaptığı iki açıklama. Yok, bizi cinsiyetsizleştirip LGBT'yi artı yapacaklarmış. Böyle bir korkusu var Süleyman Soylu'nun. Yani sanıyor ki kendini LGBT artı yapacaklar. Nereden geliyor bu tedirginlik bilemiyorum. LGBT artı nedir, onun evlenmesi falan gibi saçma sapan açıklamalar, saçma sapan terörize etmeler. Aynı Süleyman Soylu arkadaşlar 2 sene önce, bakın bir örnek vereceğim, ben bir soru önergesi verdim kendisine. Yine LGBT artılara yönelik saldırıları sordum. Polis bununla ilgili ne işlem yapmıştır ve sen bu nefret suçlarını ortadan kaldırmak için ne yapıyorsun kardeşim diye sordum. Süleyman Soylu bana cevap verdi. Bakın resmi bakanlık, altında Süleyman Soylu'nun imzası var. Ne diyor Soylu bu cevabında 2020 tarihinde? Anayasamızdaki eşitlik ilkesiyle muhafaza edilen ülkemiz nefret suçlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermektedir. Şimdi Sayın Soylu, sen burada bir milletvekiline yolladığın cevapta mı yalan söylüyorsun? Yoksa zırt pırt her suçluyla fotoğrafın çıktığında çıkıp kameralar önünde konuşurken halka mı yalan söylüyorsun? Hangisinde yalan söylüyorsun? Önce bunun bir cevabını vermen gerekir bence, insanları terörist olarak ilan etmeden önce. Ve bu sözlerle işlediği suçlar arkadaşlar, İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. Bu ülkenin bir grup yurttaşına her fırsatta saldıran İçişleri Bakanı suç işliyor. Bir suç varsa ortada, onu işleyen kişi Süleyman Soylu. Ne LGBT'yi artılar, ne LGBT'yi artı dernekleri. Hangi suçları işliyor? Alenen tehdit suçunu işliyor. İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçunu işliyor. Nefret ve ayrımcılık suçu işliyor. Hakaret suçu işliyor. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu işliyor. Görevi kötüye kullanma suçu işliyor. Hepsinden önemlisi hangi suçu işliyor biliyor musunuz? Azmettirme suçunu işliyor. Bu suçların hepsini azmettirmekle mükellef. Yani Soylu böyle deyince, çünkü kendini devletin valisi ve kaymakamı değil, AKP'nin emir erisi alan bazıları, özellikle içim acıyarak söylüyorum bunu, bazı kaymakamlar ve valiler, ki başına sözde ifadesi eklemek gerekir bunların. Bunlar ne yapıyor mesela? Emir telakki ediyorlar ve takır takır insanların en temel anayasal, yasal haklarını engellemeye kalkıyorlar. Bir tane ilçenin kaymakamı anayasal bir hakkı askıya alabileceğini sanıyor bu ülkede ya. Böyle bir ülkede yaşıyoruz şu anda. Yarattıkları ülke bu. Bize bıraktıkları ülke gerçekten bu. Mesela İstanbul'a dönelim. Ben İstanbul milletvekiliyim. 2012'den beri de bütün onur yürüyüşlerine katıldım. Arkadaşlarımın yanında olmak için katıldım. Onların müttefiki olduğum için katıldım. Onların varoluşlarını kutlamak için katıldım. Onlarla birlikte oradaydım. Ve inanın LGBT artı olmadım. Böyle bir saçmalık yok. Gerçekten bunun altını ne kadar çizeceğimi bilemiyorum. Bakın, yürüyüş yapmak zaten ne zamandır yasaktı. Terörize ediyorlar. Daha geçen sene. Kendimden örnek vereceğim. Olmadık bir darpa maruz kaldım ben geçen sene Beyoğlu'nda. Yani benim başıma gelen önemli değil. Bir sürü LGBT artı arkadaşımız yerlerde sürüklendi. Gözaltına alındı. Kafeler basıldı. Kafelerden aldılar insanları geçen sene. Bu sene ne yaptılar? Level atladılar. Soylu'nun ağzının içine bakıyorlar. O bir şey yumurtladıkça kaymakamlar, valiler level atlıyor. Ne yaptılar bu sene de? Onur haftasını tümden yasakladılar. Sadece açık yürüyüşlerden bahsetmiyorum. Kapalı mekanlardaki etkinlikleri, atölyeleri yasaklamaya kalktılar ya. Beyoğlu kaymakamı olacak Paşa ile Kadıköy kaymakamı olacak Paşa çıkmış açıklama yaptı. Yok ahlaka mugayir bilmem ne, ıvır zıvır diye 7 gün süreyle açık kapalı tüm etkinlikler İstanbul'da yasakmış. Sebep, güvenlik ve esenliğin korunması, efendim genel ahlakın korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi. Yani isimlerini verip bu arada reklamlarını yapmayacağım da, Orta Çağ'dan kalma bir grup yobaz marjinal grup var. Bunlar işareti çakıyor. Bu yetmiyor. İstanbul'da mesela alenen tehdit ediyorlar insanları ya.
Bu sapkınlara dur diyelim toplanması çağrısı yapıyorlar cami önüne. Onur yürüyüşüyle aynı gün. Hani bir tek burada mı oluyor, bir tek İstanbul'da mı oluyor? Yok değil. Çanakkale'den bir kısa örnek vermek istiyorum size. Gerçekten çok aptalca çünkü artık olan biten her şey. Çanakkale'de de yıllardır çıkılıyor, bir basın açıklaması yapılıyor. Bu sene yine yobaz ve marjinal gerici bir grup bu açıklamayı hedefine koyuyor, yetmiyor. Vali Efendi'nin yanına ziyarete gidiyor. Ondan sonra çıkışında tweet atıyor. Sayın Valimizle görüştük. Zaten bize yasaklayacağını söyledi, merak etmeyin diyor. Aradan 3-5 saat geçmiyor. Vali ismini de verelim. Neydi? İlhami Aktaş, Çanakkale valisi. Hemen emir telakki ediyor bu yobaz gerici marjinal gruplardan gelen şeyi, talimatı ve yasaklıyor. Çanakkale'de bir yasak getiriyor. Türkiye'nin her yerinden benzer haberler alıyoruz ve burada açık açık şunu sormak gerekiyor. Hem Çanakkale valisine, hem Beyoğlu kaymakamına, hem Kadıköy kaymakamına, hem bunların başında duran Süleyman Soylu'ya ve bunların asli sorumlusu Atiyan olan Recep Tayyip Erdoğan'a. Ya arkadaşlar, dayılar, amcalar, siz madem en temel anayasa hakkımızı, anayasal hakkımızı kullanırken bizleri 3-5 marjinal yobazdan koruyamaz haldesiniz. Siz niye cumhurbaşkanısınız ya? Siz niye İçişleri Bakanısınız? Niye valisiniz? Niye kaymakamsınız? Biz size neden maaş ödüyoruz? Bu ülkede neden polis diye bir şey var? Bu ülkede neden kolluk diye bir şey var? Yani öyle bir hale getirdiler ki artık sanki polislerin tek görevi anayasal hakkını kullanmaya çalışan insanları dövmek. Böyle davranıyorlar polis teşkilatına da. Buradaki temel görev nedir? Bir tehdit varsa, anayasal gösteri hakkına yönelmiş bir tehdit varsa polisin görevi gelip o yürüyüşün güvenliğini almaktır. Bu neyin ikrarı biliyor musunuz? Süleyman Soylu da diyor ki bir yandan ben bunu beceremem. Ben bu güvenliği alamam. Vali Efendi diyor ki ben işimi yapamam. Maaşımı alırım ama işimi yapamam. Koruyamam bu anayasal hakkı. İptal edivereyim o zaman. Yani bir bakışla böyle aslında. Ama şöyle de bir yanı var bu işin arkadaşlar. Hep aynı terane biliyor musunuz? Yani böyle olmadığını da çok iyi biliyorum ben. Hani aynı şey böyle hani oluyor ya böyle internette Twitter'dan 3-5 tane troll çıkıyor. Önce bir hedef gösteriyor. Hop fonladıkları la medyası eliyle manşetlere çakıyorlar. Hop bir tane yandaş savcı geliyor gözaltı kararı veriyor. Hop bir yandaş hakimin önüne geliyor tutuklanmış buluyorsunuz kendinizi. Bu gayet aslında AKP'nin bile isteği inşa ettiği bir düzen. Aynı şeyi şimdi burada yapıyorlar. Kendileri fonladığı, kendileri bitlerinin kanlandırdığı bir grup gerici, yobaz, marjinal gruplar var. Önce bu gruplar eliyle bir terane çıkartıyorlar, bir tehdit yaratıyorlar. Daha sonra bu tehdidi gerekçe göstererek insanların en temel anayasal haklarını ay ben vallahi güvenlik alamam şimdi ne olur ne olmaz deyip bir de böyle korkakça yani eylem etkinlik yasağı koyup işin içinden çıkarız sanıyorlar. Ama yemezler sevgili arkadaşlar, yemezler. Bu ülkedeki tüm LGBT artılar ve onların dostları, arkadaşları, yakınları, eşit yurttaşlık talebini benimseyen normal ve vicdanlı insanları adına konuşuyorum, yemezler. Çünkü bu ülke sizin istediğiniz gibi şer'i hükümlerle falan yönetilmiyor. Bu ülkenin bir anayasası var. Bu ülke layık bir ülke ve buna karşı yapacağınız her eylemin karşısında da bizleri bulacaksınız. 20 yıldır bulduğunuz gibi bundan sonra da bulmaya devam edeceksiniz. Cumhuriyetin nitelikleri var ya, anayasanın daha giriş cümlesi ne diyor? Her Türk vatandaşının bu anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik gereğince yararlanarak onurlu bir hayat sürme hakkına doğuştan sahiptir diyor. Ne oldu şimdi? Gay olunca bu haklara sahip değil mi? Lezbiyen bir yurttaşımız anayasaya tabi değil mi? Onun hakları yok mu? Yakacak mıyız onu? Öldürecek miyiz onu? Bunu mu bekliyorsunuz toplumdan? Gerçekten merak ediyorum. Yani anayasanın o kadar çok maddesini aynı anda ihlal ediyorlar ki. 10. madde ya. Çok açık bir madde. Herkes dil, din, ırk, düşünce bilmem ne benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Madem elinizi korkak alıştırmayın, bütün saraylılara seslenelim. Bunun yanına bir de LGBT artılar hariç diye ibare koyun bari utanmadan. Gerçekten neticeden bu kaymakamdır, validir, İçişleri Bakanı'dır. Bu önemsiz virgülleri biz bir geçelim. Sonuna gelirken esas noktaya gelelim diye düşünüyorum. Çünkü o noktanın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve ne bakan, ne vali, ne kaymakam diye atadığı piyonlardır bu noktanın çıkış noktası. Bu işin çıkışı buradadır. Demokrat taklidi yaparken LGBT artıların anayasal haklarından bahsetmekten geri durmayan, yeri geldiğinde yandaş sanatçı kontenjanından trans kadınları sofrasında ağırlayabilen, sonra da utanmadan çıkıp LGBT artı falan yok öyle bir şey yok milli manevi değerler edebiyatının arkasına saklanmaya çalışan ve her şey gibi bunun da tek sorumlusu olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Buradan kendisine de seslenmek gerekir. Yok öyle bir şey diyor ya, var öyle bir şey. LGBT artılar vardır. Sen yokken de varlardı. Sen gittikten sonra da var olmaya devam edeceklerinden emin olabilirsin ve son olarak
Bizleri dinleyen tüm LGBT'yi arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Çok üzücü telefonlar alıyorum biliyor musunuz bu ara? Yani sonuna geldik açıklamanın ama. O kadar mutsuzlar ki arkadaşlar, çok direngenler farkındayım ama bir yandan da o kadar mutsuzlar ki. Bir ülkenin yurttaşları nasıl böyle davranıldı, bizim aklımız almıyor. Onların yaşadıklarını düşünmenizi rica ediyorum sadece ya. Gay bir çocuğu olan anne babanın yürek yangını bir düşünmenizi rica ediyorum gerçekten. Ve buradan tüm LGBT'yi arkadaşlarıma, dostlarıma, tanıdığım tanımadığım hepsine seslenmek istiyorum. Sorun sizde değil arkadaşlar. Sorun bizi yöneten, esir düştüğümüz bu karanlıkta ve lütfen ama lütfen kendinizi yalnız hissetmeyin. Bunca yobazlığa, bunca tehdide, bunca zulme rağmen bilin ki eşit yurttaşlık mücadelenizde de, varoluş mücadelenizde de asla yalnız değilsiniz. Varoluşunuzu ve onur haftanızı Türkiye İşçi Partisi adına canı gönülden kutluyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Teşekkürler arkadaşlar.